Herkese selamlar dostlar. 8 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelemiz var. İdeallerinden bahsedeceğiz bugün. Bazılarını yüksek oranla vereceğiz. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar efendim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Onunla başlayalım ve önceki skor kazananlarını açıklayalım. Tottenham Liverpool maçını Gökdeniz Özseçkin olması lazım. Ve Zafer Demirhas arkadaşlarımız olması lazım. Bu iki isim kazandı. Instagram üzerinden yazarsa bu iki kişiyi katı Telegram gruplarımıza Kasım ayı boyunca misafir edelim. Maç skoru yarışmamız Bayern Münih ile Werder Bremen gollü bir maç bekliyorum. Sizce maç skoru ne olur? Diyerek söyleyelim. 3-1'lik bir Bayern Münih galibiyeti veya 3-2'lik bir Bayern Münih galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı alalım. Geçtim. Yüksek mislilerden pazar günü ne yaptık? Ondan bahsedelim. Yüksek mislilerden pazar günü de kazanarak da geldik. Özellikle ben şunu söylemek istiyorum. Kasası sağlam olanlar varsa, belirli bir miktarın üstündeyse kasası, yani binlerdeyse bu yüksek misli grubumuza gelmenizi öneririm. Neden? Yüksek misli grubunda riski en aza indirgeyerekten bahis alıyoruz ve en güvenli bir adet maçı veriyorum. Mesela sağda gördüğünüz Lin-Ram maçı, ya benim en güvenli KG var mücadelesiydi. Öyle de oldu. KGR olarak bitti ki Lille inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Maç 1-1 bitti. Rent penaltıdan attı. Güzel geldi o mesela. KGR'a geldik. Bir de Avrupa için yüksek misli veriyorum. Monza maçına 1.5 üst. Paris maçına da 2.5 üst olarak verdiğim bir mücadeleydi. İkili yaptım. 1.91 gibi oran yaptı yüksek misli olaraktan da. 1000 lira bastık. 1910 lira para aldık mesela. Allah bereket versin mis gibi. Bu şekilde yüksek mislilerden devam ediyoruz. Kasası sağlam olanları ben bu gruba beklerim. Canlılardan ne yaptık? Ekrana gelsin. Bakın canlılardan kendi grubumuzda zaten iş yaptık. Kendi grubumuzda zaten canlı. Dün ben 12 tane canlı bahis verdim. 10 tanesi başarılı oldu. İdeallerinden yüksek oranlarından kazandık. Ben canlı odası bu görsel gitsin isterseniz ben size herkese açık bakın. Herkese açık bir grubumuz var. Bunu söylüyorum açıklamada ve yorumlarda linki var zaten. Bakın 4000 kişilik bir grup burası. Şuradan 4230 kişi var bu grupta. Tek yöneticisi benim. Dün orada neler yaptık? Herkes açık grubumuza da verdik. Bir maç önü paylaştım ben orada. Lorient'in atacağı bir gol olaraktan da. Oran takibini de yaptım. Dedim ki bakın oran bir 50'den açıldı. Bir 47'ye düştü. Bir 45'e düştü. Bir de bir düştü şu an. Alalım dedim. Aldık. Ondan sonra bir de bir yaptık mı? Burada yaptık. Geçtik. Tuzla Denizli maçı. Dakika 27. Ev sahibi 1.5 üstü aldık mı? Aldık. Bunu herkes açık da attım. Zaten bakın şurada canlı odasından iletildi yazıyor. Canlı odasına zaten veriyorum ben. Ara ara böyle güzel bahisleri buradaki herkes kazansın. Zaten diyorum amacımız herkesin kazanması. Burada da ilettiğim için galip geliyor. Geldi mi? Geldi. Ondan sonra ne dedim? Ev sahibi 2.5 üst alalım. Erken geldi. Bir tane daha alalım. Ev sahibi 2.5 üst. 1.50 gibi orandan. Aldık mı? Aldık. Geldi mi? Geldi. Ondan sonra maçın devresi oldu. Dakika 56. tuzla çok net kaçırdı. Oranda gelmişken deplasman 2.5 üst. Alalım mı alalım. Güzel. Geldi mi geldi. Ondan sonra Kayseri mücadelesi. Dakika 17. İlk yarı bir de bunu alalım dedim. Zaten burada 5'te 5 başladık. Hatta dedim ki ya 5'te 5 yaptık zaten. Bir kazanç sağlattı merkeze burada da. Dedim bundan sonra sizi canlı telegram grubundaki gruplarımıza vereceğiz diyerekten de. O şekilde de orada ilerledik. Canlılarımıza dediğim gibi güveniyorum. Özellikle cumartesi ve pazar canlı olaraktan da çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Şöyle 7 tane mücadelemiz var. İdeallerinden bahsedeceğim genellikle olarak. iki maça da yüksek oran vereceğim. Değerlendirecek katılacaklar herkese bol şanslar diyelim. Sizlerden ricam bakın. Şöyle canlı odasındaki bak herkes açıkta kazandırıyoruz. Katıl Telegram gruplarında da. Şöyle videoya bir artı 300-400 seviyesinde like gelirse çok memnun olurum. Başlayalım. Spezia Udinese mücadelesi iki takımı da izlediğim takımlar son dönemlerde. Özellikle Spezia'yı Spezia'yı izliyorum. Son Milan maçında da iyi bir futbol sergiledi bence. E, skor olaraktan da üretkenliğini biraz daha attı ki deplasmandaki ilk golünü sanırım Milan'a attı. Öyle bir beklentim vardı benim. O da attı. 2-1 Milan kazandı. İlk yarı birinin yüksek oranlı kombinemiz vardı. Spezia'nın burada kendi evinde bir önceki maçını kaybetti. Torino maçıydı sanırım. Bir bakayım. Pardon Fiorentina maçıydı. Fiorentina maçında çok güzel bir futbol sergiledi. Gol yediği zaman da Fiorentina kalesi inanılmaz bir baskı yaptı. Gol yemeden baskı yapmayan bir takım Spezia takımı. Udinese ile oynayacak. Udinese takımı da son dönemlerde biraz yalpaladı. Liderdi bu takım bir ara. Yalpaladığı için geriye düştü tabii ki. Fakat Delefo ile birlikte hücumda inanılmaz işler yapıyor. Yanında da bir Beto oynuyor bazen. Veya yani çift forvet oynadıkları zaman Beto oynatıyor. Tek forvetle tek başına kendi oynuyor. Orada çok güzel bir futbol sergileyen bir takım takımı. Son dönemlerde yalpalasa da bu maçta güzel bir tempo olacaktır diye düşünüyorum. Tek tercih 1 1 gibi orandan KG var tercihini aldım ve çıktım bu maçta. Bekliyorum KG varın gelmesini. Paderborn'la Bielefeld mücadelesi. Paderborn takımına baktığımız zaman da son dönemde kaybettik. Son maçını deplasmanda 3 3 tane gol 3 tane yedi. Gol dahi atamadı. Şunu söyleyeyim. Bundesliga iki takımında en çok pozisyona giren en çok net gol pozisyonu kaçıran ve en çok gol atan takım Paderborn, Paderborn takımı. 2 haftadır yeniliyor ve 3 haftadır puan kaybeden Paderborn takım var. Haliyle bu puan kayıpları liderlikten uzaklaştırdı Paderbon'u. Liderdi Paderborn takımı. Bence bu maçta galip gelecektir. Ben galibiyetinden ziyade kendi evinde atacağı 2 gol almamızı tavsiye ederim. 1.35 bir, bir gibi ideal bir oranı var. Paderborn'un atacağı 2 gole. Onun ziyade onun yanında yüksek oran isteyen varsa ilk yeri bir tercihini de burada Paderborn tarafında kullanabilir. Paderborn takımı ilk yerden de galip gelmeyi ihtimali var bence. Yüksek olanı 1.50. 1.80. Bilbao ile Valadovit mücadelesi. Burada Bilbao takımında geçen hafta mağlup oldu dep basmanda. Ondan önce ki oynadığı maça baktığımız zaman da kendi evinde Villarreal'i devirdi. Girona'ya kaybetti daha iki gün önce. Girona maçını çok iyi bir Bilbao izlemedik ama kendi evinde çok iyi oynayan bir Bilbao takımı var. Valadolid'in deplasman performansına baktığım zaman da deplasmanda çok fazla bir oyun sergileyemeyen bir takım var. Bilbao'nun kendi evindeki bu coşkulu oyununu bildiğimizden dolayı burada Bilbao tarafına gitmemizde fayda var diye düşünüyorum. Yine burada da Bilbao'nun atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. 1.40 gibi oranı vardı. Şu an anlık 1.39'a düşmüş. Maç gününde 1.32, 1.33 oranına kadar bence düşebilir diye düşünüyorum Bilbao'nun. Çünkü kendi evinde Williams'larla birlikte çok etkili bir oyun sergiliyor ki zaten şöyle en çok korneri ve bir takımı kullanır diye düşünüyorum. Hatta onun oranı var mı? Yüksek oransa onu da önereyim. 1.25'miş. Gördünüz mü? Yok. Devam edelim. Bilbao'nun 2 golü burada. Başka yüksek oran yazmamışım. Geçtim. Bayern Münih ile Werder Bremen mücadelesi. Güzel tempolu bir maç bekliyorum. Yine Bayern Münih zaten arkadaşlar. Paris gibi her takımdan gol atar. Herkese takıma 4-5 tane atabilir ama oynadığı her takımda da gol yiyebilir. Çünkü çok fazla önde oynadığı için 8-9 oyuncuyla birlikte hücum ettiği için geride boşluklar haliyle kalıyor. O yüzden rakip takımlar mutlaka pozisyona girebiliyor. Werder Bremen de o pozisyona girebilecek takımlarından bir tanesi. Werder Bremen takımdan da gol bekliyorum. Bayern Mühten de zaten. Burada ben mücadele genelinde 3.5 üst olarak değerlendirme altına aldım. 1.38 gibi bir oranı var. İdeal bir oranı var aslında Bayern Münih maçına göre. 3.5 üstün oranı bir 38 değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Burada nasıl bir yüksek orana gidebiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir yüksek orana gidebiliriz. 1.95 gibi orandan. Ben diyorum ki ev sahibi ilk yerden 2 tane atar mı? Yani Bayern Münih'in ilk yarıda atacağı 2 gole de burada 1.95 gibi bir oran vermişler. Yüksek orana gitmek isteyenler de burada Bayern Münih'in atacağı ilk yarıdan 2 gole. Mücadele genelinde de ben 3.5 üste gidebileceğini, Werder Bremen tarafından da gol gelmesini bekliyorum. Bochum Gladbach mücadelesi. Bochum son mücadelesinde Dortmund'la oynadı. Hoffman'ın attığı çok güzel bir aşırtma golü vardı. Şöyle 3-4 santimli offside oldu o mücadele. O mücadeleyi de takip ediyorum. Gladbach'la oynayacaklar. Kendi evinde yine bu Son haftaki oyunu güzeldi Dortmund'a karşı Bohum'un. Kendi evinde coşkulu bir oyun sergileyecektir diye düşünüyorum. Gladbach takımı da boş bir takım değil. Ara ara böyle kaybediyor fakat bu tür takımlara bazı çok da gol atabiliyor. Şöyle düşünüyorum mücadeleye. Mücadelenin KG vardan ziyade 3-0'ı var mı Gladbach tarafında? Bence var Gladbach takımının 3-0'ı. O yüzden KG vardan ziyade burada 1-42'lik gibi orandan 2.5 üstü aldım. 1.42 oranı var. Mücadelenin beklentisini söyleyeyim size. İndeks beklentisi 3-2'lik Glafbach galibiyeti bekleniyor. Yani toplamda 5 gol beklenen bir maç. Ben burada 2.5 üstü 1.42 gibi oranı idealden aldım. Geçtim. Stuttgart'la her tabelle mücadelesi. Stuttgart kendi evinde basan bir oyun sergiliyor. Bu basan bir oyunundan kaynaklı Stuttgart şu ana kadar kendi evinde oynadığı her maçta da gol yedi. Son hafta Hertha Berlin Bayern Münih'i oynadı. O maçta da 2 gol buldu devreden. Bir anda 2 dakikada 2 gol buldu zaten Hertha Berlin o mücadelede. Güzel bir maçtı açıkçası. Tempo güzel bir keyifli maç seyrettik o orta tarafta da. Hertha Berlin de son haftalarda yavaştan bir toparlandı. Leipzig maçında zaten o sinyalleri vermişti. Leipzig'i de az daha yeniyordu. 3-2 bitti o mücadelede. Bayern Münih'e de karşıda 2 tane gol attı. Tek fark yenildi moral olarak yansıyabilir diye düşünüyorum bunların. Yine güzel, keyifli, tempolu bir maç bekliyorum Bundesliga'da. Var tercihini bir 39 gibi orandan değerlendirme altına aldım. KG var olarak direkt tek tercih olarak öneriyorum. Cremonese ile Milan mücadelesi. Milan'da 2-1 kazandı. O maçta da beklentimiz vardı. Dediğim gibi ilk geri 1 bekliyorduk. Aldık. 2.5 üst olarak YouTube'da vermiştim. O da geldi zaten. Şimdi burada kendi liginde baktığımız zaman da hiç galip gelemeyen bir Cremonese takımı var. Milan'da oynayacaklar. Milan'ın deplasman performansı nasıl? Deplasmanda çok golcü kimliğinden uzak yani. O golcü kimliği kendi evinde var. Deplasmanda o golcü kimliği yok. Ben burada Milan tarafındayım. Milan tarafı kazanır fakat nasıl kazanır diye baktığım zaman da oranı biraz yükseltmek istiyorum ben. 4.5 altında 2 yaparsanız 1.64 gibi oranı yakalarsınız. Hatta 3.5 altında 2 de olma ihtimali var bence. 2-0-2 birlik bir skor çıkabilir. O yüzden ben burada 3.5 altı 2 ile yüksek orandan sizlere 2.09 gibi orandan da önermek istiyorum sizlere yüksek oranı ile birlikte. Ama daha ideal isteyenler 4.5 altında 2 yapsın. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. 3 tanesini yüksek oran bahsettim sanırım. 1.95'lik, 1.80'lik ve 2.09'luk. Değerlendirecekler idealleri ve yüksek oranı değerlendirebilir. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.